Sevgili seyirciler, Ekobit'in dergisince her yıl geleneksel olarak düzenlenen yılın stadları anketinin sonuçları açıklandı. 34 kategoride 3'er adayın yarıştığı anket için yaklaşık 152 bin kişi oy kullandı. İşte yılın starları. Türkiye'nin ilk uluslararası aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekovitrin tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yılın starları anketinin 11.'si bu yıl rekor bir katılımla son buldu. 2011 yılının starlarını belirlemek için 251.562 oy kullanıldı. 34 kategoride 3'er aday olmak üzere toplam 102 adayın yarıştığı anket, 7 Şubat tarihinde Ekovitrin dergisiyle eş zamanlı olarak www.ekovitrin.com haber sitesinde başladı ve 2,5 ay sürdü. Katılımcılar yılın starlarını belirlemek için Türkiye ve yurt dışından ankete adeta oy yağdırdı. Okuyuculardan gelen oylar sonucunda siyasetten iş dünyasına, bürokrasiden yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektör kuruluşlarına, markalardan sosyal sorumluluk projelerine ve yurt dışındaki başarılı iş insanlarına kadar pek çok kategoride yılın starları seçildi. Yılın Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, yılın iş adamı olarak Dünya Göz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu'nu, yılın sanayicisi olarak Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu'nu ve yılın belediye başkanı olarak da Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü seçti. Ankette yılın şirketi Ağoğlu Şirketler Grubu, yılın iş kadını Trendyol.com kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu, yılın girişimcisi İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, yılın üniversitesi ise Kocaeli Üniversitesi olarak belirlendi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi yılın kamu kuruluşu, TAV Havalimanları Özel Havacılık Sektöründe yılın şirketi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yılın meslek örgütü, MÜSİAD yılın sivil toplum kuruluşu seçilirken, yılın bürokratı PTT Genel Müdürü Osman Tural, yılın CEO'su AVEA CEO'su Erkan Akdemir ve yılın genç iş adamı Karkim Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ümit Yaşar Karakaya oldu. Yarışmada Türk Cumhuriyetlerinde yılın iş insanı, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Almanya'da yılın iş insanı, Deva Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güner Çakıroğlu, Uzak Doğu'da yılın başarılı iş insanı, FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin seçildi. Orta Doğu ve Afrika'da yılın başarılı iş insanı, Taha Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha, Balkanlar'da yılın başarılı iş insanı, Natura Center Genel Müdürü Metin Doğan, Amerika kıtasında yılın başarılı iş insanı ise Anatolia Tile kurucu ortağı Bekir Elma Ağaçlı oldu. Sağlık sektöründe yılın şirketi Acıbadem Hastaneleri, konut sektöründe yılın şirketi Avrupa Konutları olurken, mobilya sektöründe yılın şirketi Doğtaş, turizm sektöründe yılın şirketi The Green Park seçildi. İletişim sektöründe yılın şirketi TTNet, bilişim teknolojileri sektöründe yılın şirketi Exper olurken, yılın markası Merinos, yılın ihracatçısı HES Kablo, yılın bankası Vakıfbank, yılın katılım bankası Kuveyt Türk ve yılın KOBİ'si ise ProLift Asansör olarak belirlendi. Yarışmada yurt dışında yılın yöneticisi Pita Metros Grup, Türkiye'm Gıda ve Sanpipi'de CEO'su Erkan Türkoğlu seçildi. Sınırlar Eğitimle Birleşiyor projesi ise yılın sosyal sorumluluk projesi oldu. Yılın starları 2011'de 3 önemli isim onur ödülüne layık görüldü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyev'e sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleştirdiği projeler ve özellikle çocukların eğitiminde destekleyici politikalarından dolayı yılın First Lady'si onur ödülüne layık görüldü. Uluslararası Diplomasi Ödülü ise başarılı çalışmalarından dolayı İslam dünyasına çatı örgütü olan İslam Konferansı Örgütü'nün Türk kimliğini taşıyan ilk ve tek genel sekreteri Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu'na verildi. Kökleri Türkiye'ye dayanan ve insan odaklı politikalarıyla Londra'nın sıra dışı belediye başkanı Boris Johnson da onur ödülü aldı. Yılın starı seçilen isimlere ödülleri Haziran ayında İstanbul'da düzenlenecek görkemli bir törenle verilecek.